Şimdi bir dikdörtgen vermiş. Kısa kenarı x1, uzun kenarı da x2 şeklinde. Burada da şekil 2'yi oluşturmuş. Dikkatli baktıysanız 1 2 3 4 tane x1'in aslında bir tane x2 olduğunu biz buradan anlayabiliyoruz. Sonra bir tane denklem vermiş. Bu denklemin kökleri içinde 2x1 ve x2'dir demiş. Şimdi biz bu denklemi yazalım isterseniz. 3x2 2k 4 X artı 24 eşittir sıfırdır. Şimdi bu denklemin kökleri 2X1 ve neydi? X2 idi. Kökler çarpımı 2X1 çarpı X2 yapacaktır. O da C bölü A'dır. C bölü da nedir arkadaşlar? 24 bölü 3'tür. Yani kaçtır? 8'dir. O zaman 2X1 8 ise X1 çarpı X2 için biz ne diyebiliriz? 4'tür diyebiliriz. Doğru mu? Şimdi peki burada da bir verimiz var. X2 yerine biz ne yazalım isterseniz? 4X1 yazalım. O zaman 4 yaptı. O zaman buradan x1'in karesi 1'den x1'imiz kaç gelecektir? 1 gelecektir. Bir kökümüz 1'dir. x2 de o zaman şuradaki ifadede yerine yazarsak kaç gelecek? 4 mi gelecek? Peki bize ne soruyor? K'yı soruyor. K nerede? Aslında denklemin B'si. Yani kökler toplamının olduğu yerde. Şimdi bizim köklerimiz kaç gelmişti? Biri 2 geldi, biri de 4 geldi. Peki kökler toplamı ne yapar? 2 artı 4 yapar. Peki denklemde kökler toplamı ne yapar? Eksi b bölü a'dan yani 2k eksi 4 bölü 3 yapar. Burası 6. İçler dışar yapsak 2k eksi 4 kaç geldi? 18. k buradan ne yapacaktır? 11 yapacaktır. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. Şimdi böyle bir eşitlik vermiş bize. Bu denklemin kökleri a ve b'dir demiş. a artı b de eksi 6'ymış. Şimdi ne yapalım? Bakın x artı m x eksi m burası da x kare eksi m kare yani iki kare farkı yani aynı zamanda x artı m ile x eksi m'in çarpımı. O zaman bir payda eşitleyelim. Buraya x artı m pardon buraya bir x eksi m buraya da x artı m yazalım. O zaman payda eşitlediğimizde bütün üçünü de payda eşit olacak sonra bunları ne yapacağız sadeleştireceğiz. O zaman 2x parantezinde x eksi m eksi x parantezinde x artı m eşittir m kare yaptı. Şimdi dağıtalım. 2x kare eksi 2mx eksi x kare eksi mx ne yaptı? m kare yaptı. Düzenlersek ne geliyor arkadaşlar? 2x kare eksi x kare x kare geliyor. Şuradan eksi 3 mx geliyor. m kareyi de sola attım. Eksi m kare eşittir 0 geldi. İşte bu denklemin kökleri a ve b iken kökler toplamı da eksi 6 imiş. Yani kökler toplamı ne yapar? Eksi b bölü a yani 3m bölü 1. O zaman a artı b ne geldi? 3m geldi. O da ne eşitmiş? Eksi 6'ya. O zaman M nedir arkadaşlar? Eksi 2 midir? Eksi 2'dir. O zaman biz şimdi bu denklemi bir daha yazalım isterseniz. O zaman x kare artı 6x 4 eksi x 4 eşittir 0 geldi. Şimdi bu denklemin kökleri a ve b'ydi. O zaman ne soruyor bana? a çarpı b yani kökler çarpımını yani c bölü a'dan o da ne gelecektir? Eksi 4 gelecektir. Doğru cevabımız adanıdır. m2'den farklı gerçel sayılar olmak üzere denklemlerin birer kökleri eşitmiş arkadaşlar. Yani x1 x1 diye düşünelim. Ben buraya x1 yazarsam sağlayacak, buraya x1 yazarsam sağlayacak. Bu tip sorularda ben ortak çözme yöntemine gidiyorum. Şuradakiler mesela şurası x1'in karesi, şurası x1, şurası x1, şurası x1, şurası x1 olsun. Şimdi şuradaki x1'leri yok edelim. Onu nasıl yapalım? Üstteki denklemden alttaki denklemi çıkartalım. Şimdi ben bunu çıkartıyorum. Çıkartırken bunlar birbirini götürdü zaten. Şimdi üstteki denklemi yazalım. M eksi 4 x 1 artı m eksi 2 eşittir 0. Çıkartma yapıyorduk değil mi? İkincisini eksiyle çarpacağız. Yani ne olacak orası? m x 1 eksi 2 m artı 4 eşittir 0 olacak. Şimdi bunları toplamış olacağım. Topladığımda ne yaptı? 2 m eksi 4 tane x 1 topladığımda ne yaptı? Eksi m artı 2 eşittir 0. Bu arkadaşları sağ tarafa attım. İki parantezinde M 2 parantezinde m-2 çarpı x1 neye eşit oldu? m-2'ye eşit oldu. Şimdi bu eşitliğin sağlanması gerekiyor. O zaman m-2'ler birbirini götürür. de 2'den farklıydı zaten. O zaman 2x1 eşittir. 1x1 dediğiniz yani ortak kök ne geldi? 1 bölü 2 geldi. Şimdi biz ne yapalım? Denkleme 1 bölü 2 yazalım. Bu denklemin sağlanmasını istedim. O zaman 1 bölü 2'nin karesi artı 1 bölü 2 parantezinde m eksi 4 artı m eksi 2 eşittir 0'dır diyelim. Yani 1 bölü 4 artı m bölü 2 eksi dağıtırsak eksi 2 geldi. Artı m eksi 2 eşittir 0. O zaman ne yaptı? 3m bölü 2 eşittir. Şimdi bunları da öbür tarafa atalım. Şunu bir de şunu. Eksi 2'ler öbür tarafa 4 diye geçsin. 1 bölü 4 oldu. O zaman 3m bölü 2 ne yaptı arkadaşlar? 16, 15 bölü 4 yaptı. O zaman şuradan şu sadelesi 2 bıraksın. Şuradan da şu sadelesi 5 bıraksın. M buradan ne gelsin? 5 bölü 2 gelsin diyebiliriz. Yani doğru cevabımız C'dir. Denklem sisteminde x'in alıcı değerler toplamı nedir demiş arkadaşlar. Şimdi üstteki denklemi mesela x parantezine almaya kalksam ortak çözme çalışacağız. Yani nasıl yapabiliriz? Belli bir kural kaydısı yok. İkinci derece iki bilmeyen denklemlerin. Şimdi x parantezi x eksi y. Alttakini de mesela x y parantezine alsak. ilkinden x geldi. ikinciden de y geldi. Burası da 54 yaptı. O zaman bunları oranlarsak. x y'ye eşit olmadığı sürece zaten x -Y eşit olursa. Burası sıfır gelecektir. Olmaması lazım. Bunlar birbirini götürdü. X'ler de birbirini götürdü. X'in sıfır olması da olmayacaktır. Değil mi? Mesela X de sıfır olamaz. O zaman 1 bölü Y ne geldi arkadaşlar? 18 bölü 54'ten 1 bölü 3 geldi. O zaman Y kaçtır? 3'tür. O zaman Y yerine 3 yazalım mesela burada. O zaman ne geldi? X kare eksi 3X. Hadi 18'de sola attığımızı düşünelim. Bu geldi. O zaman x'in alıcı değerler toplamı. E bu denklem ikinci derecen değil. ikinci dereceden bir bilmeyen denkleme döndü. O zaman kökler toplamı da eksi b bölü a'dan nedir arkadaşlar? 3'tür diyebiliriz. Yani doğru cevabımız denizlidir. Şimdi bize böyle bir kare dik prizma vermiş. Tüm aletlerin uzunlukları toplamı 72'dir demiş. Şimdi şöyle düşündüğünüzde burada 4A var. Bir de yukarıda 4A olacak o zaman. 8A yaptı. B'den de yani yükseklikten de kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. O zaman 8A artı 4B kaçmış? 72'ymiş. Hepsini 4'e bölersek 2A artı B için ne gelecek? 18 gelecek diyebiliriz. Şimdi böyle bir denklem vermiş. Bu denklemin kökleri dik prizman ayakları olan A ve B'ymiş. O zaman x kare eksi 13x artı 2m eksi 4 eşittir 0'ın kökleri a ve b'ydi ya. O zaman kökler toplamı için biz eksi B bölü A'dan 13'tür diyebiliriz değil mi? Peki 2A artı B'si de 18'miş. O zaman üsttekini eksiyle çarpıp toplarsanız A buradan kaç gelecek? 5 gelecek. B kaç gelecek? 8 gelecek. Şimdi biz A'sını ve B'sini bulduk. Peki ne soruyor bize? M'i soruyor. Yani bu denklemin kökleri 5 ve 8'miş. M'ler de dikkatli bakın denkleme C'de. Yani kökler çarpımın olduğu yerde. Kökler çarpımı A çarpı B. O da nedir? 2M eksi 4'tür. Peki kökler çarpımı ne? 8 kere 5 40. Eşittir 2M eksi 4 ise M buradan kaç gelir arkadaşlar? 4'ü buraya attık. 44. 2'ye böldük. 22 geldi diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. Şimdi bize böyle bir karmaşık sayı vermiş ve demiş ki z kare, z üzeri 4, z üzeri 6, z üzeri 100'e kadar gitmiş. Bunların toplamı nedir demiş. O zaman biz z'yi şöyle bir şey yazalım mı? 1 bölü kök 2 parantezinde 1 artı i diye yazalım. Şimdi bunun bir karesini alalım. Bunun karesini aldığımız zaman 1 bölü kök 2'nin karesi ne yapar? 1 bölü 2 yapar. Şimdi 1 artı i'nin karesini siz mutlaka bilin arkadaşlar. Bir de 1 eksi i'nin karesini. Bunlar bilinmesi gereken ifadeler. Mesela 1 artı i'nin karesi ne yapar? Birincinin karesi 1. Sonra ikisinin çarpımının iki katı 2. Iki, sonra ikincinin karesi i kare. i kare de eksi birden bunlar birbirini götürür. O zaman 1 artı i'nin karesi her zaman 2 i'dir. Aynı mantıkla 1 eksi i'nin karesi de her zaman eksi 2 i'dir. Bilginiz olsun bu bize karmış sayılarda ileriki süreçte ve her zaman lazım olan bir ifade. Tekrar söyleyeyim 1 artı i'nin karesi 2 i'dir. 1 eksi i'nin karesi de nedir arkadaşlar? Eksi 2 i'dir. O zaman biz bunun karesini aldığımızda 1 artı i'nin karesini almış olduk. Yani 2 dedik. O zaman z kare dediğiniz şey ne geldi? Bu ikiler sadeleşirse iyi geldi. Şimdi bu ifadeyi z karenin nesi var? Birinci kuvveti. Z karenin ikinci kuvveti. Z karenin üçüncü kuvveti. Yani z karenin birinci kuvveti. Z karenin değil mi? Karesi artı diye ilerliyor. Nereye kadar? Z karenin 100. kuvvetine kadar gidiyor. Yani z kare dediğin şey i ise i artı i kare artı i küp artı kaça kadar? i üzeri 100'e kadar. Şimdi böyle bir soru var. Şimdi i'nin kuvvetlerine baktığınızda tamam mı? i i kare nedir? Eksi 1. i küp nedir? Eksi i. i üzeri 4 nedir? Bir arka arkaya gelen dört tane i'nin kuvvetinin toplamı her zaman sıfırdır arkadaşlar. Rastgele herhangi şekilde arka arkaya gelen dört tane i'nin toplamı sıfırdır. Şimdi burada baktığınızdan i, i kare, i e küp diye gidiyor ya. Burada kaç tane var? Burası yüz değil yalnız. Şöyle burada bir ufak hata almış. Burası kaç olacak? 50 olacak değil mi? Şurası 50 olacak. Aynen. Şurası 50 oldu. O zaman burada her 4 tanesi 0 yapıyor ya. O zaman 4'lü 4'lü 50 tane terim varsa 4'lü 4'lü gittiğinde i üzeri 49 ve i üzeri 50 kaldı. i üzeri 49 da i üzeri 1'dir. i üzeri 50 de i üzeri 2'dir. Yani i eksi 1 gelecektir. Biri bizim sorumuzun cevabı. Yani doğru cevabımız Ceyhan'dır. Denklemin 3 farklı gerçel kökü olduğuna göre kan alıcı farklı değerlerin toplamı nedir demiş. Şimdi sol taraf çarpanlığına ayrılsa x eksi 3 çarpı x artı 3 çarpı değil mi? Bir de x kare eksi 4 x artı k eşittir 0 gelecek. Şimdi zaten otomatikman baktığınızda 3 diye bir kök var. Doğru mu? Bir de buradan eksi 3 diye bir kök var. O zaman buradan bir tane kök gelirse 3 tane farklı kök olur. Peki bir tane kök olması nasıl olur? Buranın deltasının sıfır olması ile mümkün. Yani tam kare olacak orası. Tam kare nasıl olur? Hani x kare x 4 x'e başlayan tam kare ne ile devam edecek? 4 ile devam edecek. Ya da b kare x 4 ac de yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Yani k'nın 4 olması durumunda oradan gelen kök, kök kaç gelir? Orası x eksi 2'nin karesi olur. O zaman oradan gelen kökte 2'dir. Gördüğünüz gibi 3 tane kök geldi. Şimdi bir durum bu. Tamam mı? Bir durum şöyle. Bir daha ben bunu yazıyorum. X eksi 3 yazdım. X artı 3 yazdım. Şimdi burası x kare eksi 4 x artı k. Değil mi? Peki. Şimdi burada bir x eksi 3 çarpanı olsun. Bir de x eksi atıyorum a çarpanı olsun. Şimdi şu ifadeye baktığınızda bir de x eksi 3 başında var. Bir de burada x artı 3 var. Şimdi kökler neler geldi? Bir tane 3 diye bir kök geldi. Bir tane eksi 3 diye kök geldi. 3 diye bir kök geldiği için farklı diye saymayacağım onu. Bir de buradan ne geldi? A geldi. Gördüğünüz gibi yine 3 tane kök gelmiş oldu. Doğru mu? O zaman biz ne yapalım? Şunu şimdi silelim şurayı. Şurasını silelim. O zaman diyelim ki bu ifade yani şu ifade şu ifade şuna eşit olsun. Peki nasıl olur? Buradan gelen bir kök 3. Buradan gelen kök A. Kökler toplamı 3 artı A. Peki bunun kökler toplamı ne? 4. O zaman A 1 olsun. Değil mi? O zaman ne geldi burası? X eksi 3, X eksi 1. O zaman kökler çarpımı 3 ve A1 ise o zaman buradan 3 diye bir kök. Buradan diye 1 diye bir kök. O zaman kökler çarpımı K'sı 3 geldi. Şimdi K 4 olma ihtimali vardı. K bir de 3 oldu. Aynı mantıkla bu sefer şey yapalım. X eksi 3, X artı 3. Şimdi X kare 4, X artı K ifadesi bir ita içinde x artı 3 diye bir çarpan olsun. x artı 3 diye çarpan olursa gördüğünüz gibi yine bir tane buradan bir tane buradan bir tane buradan pardon bir tane buradan bir tane buradan bir tane, buradan, bir tane, buradan, bir tane de buradan bir kök gelecek yine 3 tane olmuş olacak. O zaman bir kökü bunun eksi 3 ise mesela eksi 3 yazarsak burayı sıfırlayacak öyle düşünebiliriz. Ya da işte kökler toplamı 4'müş buradan eksi 3 diye bir kök geldiğine göre buradan gelecek kök 7 olmalıdır yani burası x eksi 7 olur. Yani bunu çarparsanız buradan ne gelir? Eksi 21 mi gelir? O zaman K'nın eksi 21 olma ihtimali de var. O zaman bunları topladığımızda 14 eksi 21'den ne yapacaktır? Oo pardon. 7 eksi 21'den 7 eksi 21'den ne yapacaktır? Eksi 14 yapacaktır diyebiliriz. O zaman doğru cevabımız Bursa'dır. Şimdi bize böyle bir denklem vermiş. Denklemin m'i ve n'i hakkında m negatiftir, n pozitiftir demiş. Şimdi x kare eksi nx artı m eşittir sıfırın. Tamam mı? Kökler toplamı nedir arkadaşlar? n'dir. Kökler çarpımı nedir? m'dir. Peki deltası nedir? b kare eksi 4 h. Yani n kare eksi 4 m'dir. Şimdi buradaki işaretlere bakalım. n'nin m'nin işaretlerine bakalım. Tamam mı? n zaten n kare her türlü pozitif. Eksi 4m. M negatif bir sayı olduğu için burası eksi geldi eksi eksi artı yaptı. Artı ile topladığınız zaman artı geldi. O zaman delta ne olmuş oldu arkadaşlar? Sıfırdan büyük oldu. O zaman delta sıfırdan büyükse gerçek yük yoktur demek yanlış olur. Diskriminat sıfırdır demek yanlış olur. Doğru mu? Şimdi m neydi? Negatifti. O zaman burası negatif geldi. Kökler çarpımı negatifmiş. Doğru mu? Peki kökler toplamı neymiş arkadaşlar? Pozitifmiş. Şimdi kökler toplamı pozitif olmasına rağmen çarpımları negatifse demek ki köklerin biri eksi biri artı olmalıdır. Doğru mu? Aynı işaret iki kökü vardır demek de yanlış oldu. O zaman çarpımları negatif gelmeyecek. Kökler toplamı negatiftir. O da yanlış oldu. Bakın kökler toplamını pozitif bulduk. Fark iki kökten küçük olanı mutlak değerce diğerinden küçüktür. Evet yani mesela bir eksi biri artı toplayınca artı geliyorsa mesela şey gibi. Eksi üçte dört gibi. Eksi ikili on gibi. Küçük olanı mutlak değerce diğerinden küçüktür. Evet bunun mutlağı bundan küçük. Bunun mutlağı bundan küçük. O zaman doğru cevabımıza gelecek? Edirne gelecek. m sıfırdan farklı bir gerçel sayı olmak üzere bize böyle bir fonksiyon tanımlamış ve demiş ki fx artı m ile fx eksi m birbiri eşittir. O zaman biz fonksiyona x artı m yazalım arkadaşlar. x artı m yazarsak ne olacak? x artı m eksi 3 m in karesi artı 2 m kare. Yani burası ne yaptı? x eksi 2 m in karesi artı 2 m kare yaptı. Peki aynı şekilde fx eksi m yazalım fonksiyonumuza. O zaman x eksi m eksi 3m'in karesi artı 2m kare. O zaman burası ne yaptı arkadaşlar? x eksi 4m'in karesi artı 2m kare yaptı. Şimdi bize söylediğine göre bu arkadaşla bu arkadaşın birbirine eşit olması lazım. O zaman biz de ne yapıyoruz? Onları eşitliyoruz. x eksi 2m'in karesi artı 2m'in karesi eşittir. x eksi 4m'in karesi artı 2m kare. İki taraftan 2m kareleri götürdüm. O zaman bu iki ifade birbirine eşitse x eksi 2m'in karesi x artı x eksi 4m'in karesine eşitse o zaman buradan ya x eksi 2m eşittir x eksi 4m gelecek ya da x eksi 2m eksi x artı 4m gelecek. O zaman burada x'ler birbirini götürdüğünde m'in sıfır olması lazım ama m sıfırdan farklı olacak dediğine göre böyle bir ihtimal olmaz. O zaman buraya atalım 2x eşittir 6m'den x eşittir kaç geldi arkadaşlar? 3m geldi diyebiliriz. O zaman denklemin kökü 3m'dir demek daima doğrudur. O zaman bir demeyenleri şöyle bir yok edelim. Denklemin iki farklı gerçek kökü vardır demiş. x dediğiniz şey bu eşitlik bir tek 3m iken gerçekleniyormuş. O zaman iki tane kökü yoktur arkadaşlar. Denklemin kökleri pozitif gerçel sayılardır. Böyle bir şey de söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. M'in negatif ya da pozitif olduğunu bilmiyoruz. O zaman cevabımız ne gelecektir? Adana gelecektir diyebiliriz. Çok güzel bir soru var. En bir gerçel sayı olmak üzere böyle bir eşitlik vermiş. Ve bu eşitliğin sadece bir tane kökü vardır demiş. Şimdi burası için mesela burası 3 olsun, 5 olsun, 7 olsun diyelim. Tamam mı? Hani daha basit bir şey yapalım. Mesela x eksi 3'ün karesi olsun orası. Burası da 2 olsun. O zaman x kare eksi 6x artı 9 eşittir 2 ise x kare eksi 6x artı 7 eşittir 0 olacak. O zaman bunun arkadaşlar 2 tane kökü olacak. Doğru mu? Demek ki bizim bir tane kökümüzün olması için bu ifadenin 0 olması gerekir ki x eksi 3'ün karesi eşittir 0 gibi modelinde olsun. O zaman tek kökümüz kaç gelsin? 3 gelsin. Şimdi o zaman bizim bu söylediklerimize göre burası ne olmalıdır arkadaşlar? sıfır olmalıdır. Şimdi 47x eksi 19'un karesi orada biraz göz korkutucu verilmiş ama senin burada bunun sıfır olarak düşünmen istenmiş. Yani 7m kare eksi 84m artı 3'ün sıfır olması isteniyor. Buna göre emin olabileceği değerler toplamı nedir demiş. Yani bu bir ikinci dereceden denklem m'e bağlı olduğuna göre kökler toplamını istiyor. Yani buradan cevabımız ne gelecektir? 84 bölü 7 değer 12 gelecektir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Edirne'dir. Şimdi gerçel sayılar kümesinde böyle bir modelleme yapmış. Yaptığı modelleme ne arkadaşlar? İçeriye yazdığımız sayının 3 katından 3 çıkarıyormuşuz. O zaman bakın a kare eksi a eksi 3'ü ne yapacağız? Biz de yine aynı mantık 2 kere bu işlemi yapacağız. Yani diyeceğiz ki önce a kare eksi a eksi 3'ün 3 katını alacağız. Sonra 3 çıkartacağız. Burası ne olacak? 3 a kare eksi 3 a eksi 12 olacak. Daha sonra biz bunu tekrardan bir üçgen içerisine koyduğumuza göre o zaman biz bu işlemi tekrardan yapacağız. Yani bu ifadeyi ne yapıyoruz? 3 ile çarpıyoruz. 3 çıkartıyoruz. Ve bunu ne yapmamız isteniyor? Sıfıra işlememiz isteniyor. Yani ne geldi? 9a kare eksi 9a eksi 36 39 eşittir 0 geldi. 3'e bölersek 3a kare eksi 3a eksi 13 eşittir 0 gelecek. Şimdi bunun e, ee, ayrılamadığını buradan anlayabiliyoruz. A'nın alıcı değerler toplamı demiş. Bakın burası A'ya bağlı bir ikinci derecen denklem. O zaman kökler toplamı ne gelir? Eksi B bölü A gelir. Yani 3 üç bölü 3'ten 1 gelir. O zaman birinci öncülümüz doğrudur. A'nın iki farklı değeri vardır demiş. Şimdi burada bu arkadaşın deltasına baktığınızda B kare eksi 4 çarpı 3 çarpı eksi 13'ten buranın pozitif olduğunu söyleyebiliriz. O zaman delta sıfırdan büyükse A'nın iki farklı değeri vardır demek doğru olacaktır. A kare eksi A 13'müş. Şimdi şuraya baktığınızda 3 A kare eksi 3 A ifadesi eksi 13'ü sağ tarafa attığınızda 13'e eşittir. Burada A kare eksi A 13'tür demiş. O zaman 3. öncülümüz yanlış. Yani doğru cevabımız ne gelecektir? C hangi gelecektir diyebiliriz. P ve Q polinomlarını vermiş. P'nin içine Q polinomunu yazmış ve P'yi de Q polinomuna yazmış. iki farklı bileşke yapmış ve bu şekilde bir eşitlik sağlamış. Bu eşitliğin sağlayan x gerçel sayıların toplamı kaçtır demiş. O zaman biz ne yapalım? P'nin içine Qx yazalım. O zaman şimdi P polinomu ne yapıyor? Karesini alıp 2 mi çıkarıyor? O zaman biz de 2x artı 3'ü ün karesini alıp 2 çıkarıyoruz. Eşittir diyeceğiz. Eşittir. Şimdi Q'nun içine ne yazacağız? Px yazacağız. Peki P'yi Q'ya yazarken Q ne yapıyor? 2 ile çarpıp 3 mi ekliyor? O zaman biz de x kare eksi 2 y 2 ile çarpıp ne yapacağız? 3 ekleyeceğiz. Bu eşitliğin sağlanmasını istiyoruz. Şimdi sol tarafın karesini aldım. 4x kare artı 12x artı 9 eksi 2 7 geldi. Sağ taraf 2x kare eksi 1. Hepsini sol tarafa atarsak 2x kare artı 12x artı 8 eşittir 0 gibi bir eşitlik yakalarız. Bizden hani bunu çarpanlara ayırmamızı istemiyor da x gerçel sayıların toplamını istiyor. Yani aslında x1 artı x2 istiyor. Yani kökler toplamını istiyor. O da eksi b bölü a'dan eksi 12 bölü 2'den kaç yapacaktır? Eksi 6 yapacaktır diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Adana'dır.